Gelin dizisinin başrol oyuncusu Jessica May'i şakalamak için Adana'ya gittik. Şaka ekibimiz yabancı şube polisleri olarak dizi setine baskın yaptılar. Rol arkadaşlarının da ortak olduğu şakamızda Jessica zor anlar yaşadı. Adana'dayız. Yeni Gelin adlı dizinin setindeyiz. Yeni Gelin'in tatlı kızı Jessica'yı şakalayacağız bugün. İşbirlikçi arkadaşlarımız var. Onların oyunculuğuna zaten söyleyecek sözüm yok. Size güveniyorum ve Zeki sana. Kasım her zamanki gibi maalesef evet polis olarak geliyorsun ve Jessica'nın belgelerinin eksik olduğunu söylüyorsun. Aslında her şey yasal, her şey tamam. Ben aslında çok da büyük tepki vereceğini düşünmüyorum. Çünkü dediler ki çok tatlı ve çok iyi bir kız. Ve hani kendinden de emin olduğu için çok fazla bir yere varmaz iş. Eğer öyle olmazsa ikiniz artık birazcık olayı köpürteceksiniz. Nereye varır bilmiyorum. Hiç merak etmeyin. En harekatlı yerinde biz gireriz devreye. Ne diyorsun? Süper. Süper, tamam mıdır? Elimizden geleni yaparız. Ha? Hadi bakalım Rasim. Hadi bakalım. Ne olacak bakalım. Hadi bakalım. Rasim ve aktöre yapalım girişimizi. Ama kendinize çok güvenerek böyle kasıla kasıla girin. Gören şöyle bir çekinsin sizden. Yok. Telefonun bir kayıt arasında. Zeki geliyor polislerimiz. İlk seninle muhatap olacaklar. Hazır ol. Kolay gelsin deyip Jessica'yı sorun aktöre. Merhaba buyurun. Kolay gelsin. Merhaba. Jessica Hanım'a bakmaya geldik biz ama. Okeydir. Buyurun. Jessica Hanım'a bakmaya geldik biz. Konu nedir? Evet, belgeyi göster şimdi. Bir ihbar aldık biz dün. Burada izinsiz sahte çalışma raporu var. Siz kim oluyorsunuz bu arada? Ben yetkilisiyim burada. Yetkilisiniz. Tamam. Nerede peki? Geliyor. Şimdi çağırıp geliyor. Tamamdır. Geliyor Jessica. Zeki sen Jessica'ya belgeyi göster, inansın duruma. Zeki durumu açıkla şimdi biraz Jessica'ya. Bunun tam ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bir evrak eskisinden bahsediyor. Jessica Hanım sizsiniz değil mi? Verdiğiniz... Jessica Hanım, aynen. Evet. İlk verdiğiniz evraklarda bir eksikten bahsediyorlar. Ben şimdi bizim, sen... kimliğini bir göstermeye gerekiyor. Çantan nerede? Çalışma belgesini isteyin. Önemli olan o çünkü.
Kimliğinizi alabilir miyiz? Çantasını, Mertcan. Çalışma belgenizi alabilir miyiz sizin? Tabii ki. Çantayı hemen siz getirin. Çalışma belgeniz yanınızda değil mi, çalışma belgeniz? Evet. Tamam. Tamam. Siz burada yanımızda durun. Ayrılmayın bir yere. Ne zamandan beridir burada çalışıyormuş? Soralım Rasim. Ne zamandan beri Türkiye'de çalışıyorsunuz? Ben bu vize aldım. Hı. Önceden benim oturma iznim vardı. Şu an yok mu? Şu an çalışma iznim var. Geçen seneden beri. Oturma iznim vardı dediniz. Evet, vardı. İşte bu almadan önce oturma iznim kullanıyordum. Çalışma iznini hangi şehirden almış? Çalışma iznini hangi şehirden aldınız? İstanbul. İstanbul'dan aldınız. Ne zaman, ne kadar süre önce? İlk 2012'de aldım. 2011, 2012. Kim yardım etti? Kim yardım etti size bu konuda? Benim kız arkadaşım var. O her şeyi yardım etti. Onu da görmek isteyebiliriz hanım. Ona bakalım. Burada yasal olmayan bir şeyler var o yüzden. Yani burada yasal olmayan bir şeyler var. Hakkınızda zaten ihbar var. Bu sette yasal olmayan işçi çalıştırıldığına dair bir ihbar var. Çalışma izninizin sahte olduğu ile ilgili bir ihbar geldi bize. Nasıl? Vallahi öyle bir ihbar geldi. Burada yazıyor. İstiyorsanız okuyun. Şikayet geldi ama. Setten birisi ihbar etti de. Hatta kaçak bir çalışma olduğu için... Kaçak bir çalışan olduğu için de bu seti de iptal edeceğiz, kapatacağız yani. Ben devletten yani, aldım işte. Şimdi ben isim vermeyeyim ama bu setten çok yakından biri ihbar etti. Hı? O yüzden biz seti de muhtemelen kapatacağız. Nasıl? Sizi de... Kameranın öndeki siyahlı arkadaşı alalım Rasim. Sizi de çünkü karakola burada, alacağız. Bu arada eğer yetkili kişi sizseniz, yani siz yani sahte izni olan birisini... Hocam, sahte izni... Uzak durabilir miyiz? Aynen, çok fazla... Mümkün mertebe alakalı olmayan kişiler yaklaşmasın. Evet, çok fazla İşimizi şey kolay yapalım. Arkadaştı. Tamam da abi şimdi özür dilerim. Bir saniye. Şöyle bir saniye. Ama bir dakika. Lütfen. Şimdi lütfen. Ben Adanalıyım. Tamam. Ben de bu sette oyuncuyum. Tamam. Bir setten tamam. Biri ihbar etti falan diyorsunuz ve hep herkes zan altında şu anda. Evet tamam, yani. Biz onu, ama bunu biz açıklayamayız. Biz onu karakolda hayır, çözeceğiz. Onu karakolda çözebiliriz sadece. Başka ama bir şekilde olacak bir şey olamaz. İskender ben Adanalıyım ve burada böyle hani bu şekilde yanlış anlamayın ama evet, müdahale edemezsiniz. Evet kim ihbar edecek ya bizim böyle şeylerle işim olmaz. Şey, çanta otelde. Yükselmeyelim. Çanta otelde. Hayır yükselmiyoruz ama ben bunu uygun bir dille böyle setten biri falan ihbar etti yanlış. Yani bize gelen ihbar setten biri oldu. Çantanın otelde olduğuna inanmıyorum Derasim. Bir saniye. Ben buna inanmıyorum. Yani çanta otelde falan. Muhtemelen sen kaçak olduğunu biliyorsun. Şu anda bizi kandırmaya çalışıyorsun. Çanta otelde falan ben buna inanmıyorum. Az önce çanta burada dediniz. Pardon. Ben söyleyebilir miyim? Ben bir saniye olduğu için çanta almadım. Çünkü hızlı dönecektim otele. Haber bekliyorum. Otelde yani 0-1 gidebilirsiniz orada. Az önce... Yabancı bir çalışan olarak evraklarınızı sürekli yanınızda taşımanız lazım. Az önce burada dediniz çanta. Yani siz arkadaş yabancı bir dediniz. Çalışan olarak evraklarınızı sürekli yanınızda taşımanız gerekiyor. Yoksa evet. Deport yersiniz bu evet, bir saniye olduğu için ben işte otelde bıraktım. Otel uzakta mı? Hangi otel uzak mı? Bizde hani... fotoğrafı var. Fotoğrafını göstersek olur mu şu an? Yok. Otel nerede? Otel yarım saat 40 dakika civarı. Yarım saat 40 dakika. Yetkili kim? Benim. Arkadaştan yetkili siz misiniz? Evet. Tamam sizi de alacağız. Bir dakika. Karakola mı? Rasim, Zekiye de ki otele bir araba gönderip evrağı alalım. Ben her şeyi devletten aldım. İşte şöyle, zaten şirketten almışız ya ben çalışmak için. Siz otele bir araba gönderin. Evrağı ben bir göreyim. Aramızda.